Bizi uzun süredir bekleyen bir ikiliye gideceğiz şimdi. Beşiktaş'ın seçimlerini Sercan Dikme bugün çok yakından takip etti. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı devam edecek. Seçimi kazandı Çebi. O gün Şahinoğlu'yla Sercan değerlendirmelerde bulunacaklar. Onları artık daha fazla bekletmeyelim. Söz Sercan'da. Kerem Can Bulat, çok teşekkür ediyorum. Akatlar Spor Salonu'nda mutlu geceler, mutlu akşamlar dileyelim. Bugün açıkçası 12 saatlik yayının sonuna geldik artık. Yaklaşık yarım saat 45 dakika önce Akatlar Spor Salonu'ndan da tüm misafirler, kongre üyeleri ayrıldı. Bugün spor salonu Akatlar tarihi günlerinden birini yaşadı. Belki de normal şartlarda beklentinin biraz daha üzerinde bir katılım gerçekleşti ve aslında rakamları söyleyerek o günle sohbete başlamak isterim. Toplamda 4.423 oy kullanıldı ve 2.777'sini mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen de 1.190'ını aldı. Boş oy da 397 idi. Az önce söyledim, teşekkürü unutmadan söylemek isterim. Akatlar Spor Salonu Müdürü Hakan Özmızrak sağ olsun salonun ışıklarını kapatmadı. O nedenle kendisine çok teşekkür ederiz. O gün Şahinoğlu yanımızda. O gün uzun bir maraton, uzun bir gün. Yorgunluğunu gözünden anlayabiliyorum senin. Aslında dünden başladı. Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi ikinci kez devam ediyor olacak. Evet. Boş oy çerçevesinden bakılmakta fayda görülüyor kongre üyeleri tarafından. Ama bu seçimde kazanan evet Ahmet Nur Çebi, ama senin pencerende neler oluyor? Evet, Ahmet Nur Çebi'yi öncelikle tebrik ederiz. Bir kez daha Beşiktaş başkanlığı seçildi. Ancak kendisi de konuşmasında bir cümle sarf etti. Dedi ki her seçim sonucundan çıkarılacak bir sonuç vardır her seçimden. Ben de bu seçim sonuçlarını alacağım. Elbet ölçeceğim, biçeceğim ve bir sonuç çıkaracağım dedi bundan. Muhtemelen alması gereken mesajlar vardır içerisinde ki bu mesajlardan birisi boş oylar. Çok ciddi sayıda bir boş oy var. Çünkü boş oy demek tepki oyu aslında demek. Tabii ki, yani boş oy tepki oyu demek. İkincisi rakibine giden bir oy. 1190 oy var. İkisini bir araya getirdiğimizde 1600 oy var. Evet, Ahmet Nusebi 2777 oy aldı. Ve yeniden Beşiktaş başkanlığı için bir şans daha kendisine verildi. Ancak karşısında şunu düşünmek gerekiyor bence. Alamadığı 1600 oy var. Aldığından ziyade alamadığını düşünmesi gerekiyor. Muhtemelen başkan da bu mesajı verdi. Ya ben neden 1600 oyu alamadım? 2777'yi aldım ama karşıda da ciddi bir rakam var sonuç itibariyle. Çünkü benzer bir süreci çok yakın tarihte 2019 yılında Fikret Orman'la Hürsel Tekinoktay arasındaki bir seçimde yaşamıştık. Devamında çünkü o seçimdeki Fikret Orman'ın rakibine giden oy camiada geleceğe dair farklı mesajlar uyandırmıştık. Tepki oyları deniliyordu. Orada hatta Ahmet Nur Çebi'nin oyları olduğu da söyleniyordu vesaire. Boş oy da o dönemde de çok çıkmıştı. Sonuç itibariyle burada 400 civarı bir boş oy var. 1190'da Sayın Fuat Çimen'in aldığı oy var. Dolayısıyla bunun değerlendirmesini ekibiyle birlikte yapacaktır Sayın Başkan. Bu dönemde neleri yanlış yaptı acaba? Neleri tam anlatamadı. Bunların sağlıklı bir değerlendirmesinin ardından camiada kaybettiği oyları, yani kazandığı bir oy var. Evet, %58'den %62'ye çıkardı ama şimdi bu seçim öncesinde herkes zaten Sayın Ahmet Nur Çebi'nin bu seçimi kazanacağını ifade ediyordu. Yani açık ara favori gösteriliyordu. Seçim de öyle oldu. Ama karşısında güçlü bir figür olsaydı acaba ne olurdu soru işaretleri bugün vardı mesela. Sen de bunu çok sık konuşmalarında yaşadın bugün. Dolayısıyla burada o güveni yeniden daha sağlıklı bir şekilde tazelemesi gerekeceği bir 3 yıllık görev aldı. Artık hayırlı olsun demekten başka bir şey yok. Sevgili Ogün Şahinoğlu, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Artık buradaki uzun maratonlu yayınlarımızın da sonuna doğru geliyoruz. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Birazdan izleyeceğiz onu da. Ama en azından sağduyulu açıklamalarda bulundu ve camiayı birleştiren açıklamalarda bulundu. Biz gün boyunca hem Fuat Çimen'e röportaj yaptık kendisiyle, sağ olsun kırmadı gün içerisinde. Hem mevcut Beşiktaş yönetiminde bulunan isimlerle sohbetler gerçekleştirip yayınlar yaptık. Öte yandan belki bu süreçte hem A-Spor olarak hem de Turkuaz Medya olarak her iki başkan adayına da gerçekten eşit mesafede davrandık ki Sayın Fuat Çimen çok sıkça medya ile ilgili eleştirilerini söylerken bugün yayında bizi bir kenara bırakarak da bunları ifade etti. Bunlar için de çok teşekkür ediyoruz. Fuat Çimen'e de başarılar diliyoruz. Elbette mevcut Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye de başarılar dileyip tebrik ediyoruz. Peki başkan seçildikten sonra Ahmet Nur Çebi neler söyledi? Birlikte izleyelim.
Ahmet Nur Çebi 2777. Fuat Çimen 1190. Sayın Ahmet Çebi ve Yönetim Kurulu önümüzdeki dönem için göreve genel kurul tarafından seçilmiştir. Kendilerini kutluyorum. Beşiktaş için hayırlı olmasını hep birlikte arkadaşlarımızla diliyoruz. Tüm Beşiktaş'a, aileye, camiaya içtenlikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bütün camia bilmeli ki Beşiktaş'a hizmet etmek için aday olan herkes, adaylığı kazanıp hizmet etmiş olan herkesin her şeyi Beşiktaş için yaptığını iyi biliyorum. Sizlerin de bunu bildiğini iyi biliyorum. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonrası Beşiktaş için birlik ve beraberlik olsun istiyorum. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir süreç başladığını burada ifade etmek istiyorum. Bundan sonra birbirimize sarılalım, birbirimize destek olalım ve Beşiktaş'ı gerçekten hak ettiği yerlere uçuralım. Kara Kartal'ı en yüksek noktada uçmasını nasip etmek için gereken mücadeleyi verelim. Hep beraber, bu çağrı birlik ve beraberlik çağrısıdır. Birlik ve beraberlik için artık ben varım. Bundan sonra da herkesin olması için de gereken çabayı göstereceğim için bu çabayı diğerlerinin de göstermesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu saate kadar burada beklediniz. Hayırlı uğurlu olsun. İşimiz zor, yolumuz uzun. Ama Beşiktaşlı, gerçek Beşiktaşlarla bu işi biz halledeceğiz. Halledeceğiz inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 3 yıl Beşiktaş camiasına hizmet edeceğimiz yol arkadaşlarım, yöneticilerim, huzurlarınızda hepsine güvenebilirsiniz. Bir öncekiler gibi her birinin dürüstlüğünden ve çalışkanlığından ve Beşiktaş sevgisinden, nasıl bir öncekilerden eminsem bu arkadaşlarımlar da eminim. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Açıklamaları ekranlara taşıdık. Serdar Sarıdağ, Serdar Kelecin, Evzat Dindar, hoş geldiniz. Merhaba. Gecikmeli bir hoş geldiniz oldu. Tekrar farkındayım ama gündemimiz yoğun. Serdar Sarıdağ'la bir açılış yapalım istiyorum. Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ta başkanlığını devam ettiriyor. Favori olarak çıktığı bir seçimde Sayın Çebi'nin. Kazanmayı başardı. Acaba mevcut tabloda alınan oy sayıları, kongredeki atmosfer Çebi tarafından memnuniyetle karşılandı mı? Bunu merak ediyorum. Hem değerlendirmeni rica edeceğim, hem de seçim sonucuyla ilgili söyleyeceklerini elbette merak ediyorum.